Bu erkeği alırken neden mesela bu erkeği aldınız? Yani onu bir açıklayabilir misiniz? Mesela dişide gördüğünüz eksiklikler nelerdi? Şu ikisinden bir tarif edebilir misiniz? Yani şunda şu eksik var da ben bunda erkekte bunu gördüm. Bu sebepten dolayı ben gidip Çanakkale Bilgadan bu hayvanı edindim diyebileceğiniz neler var mesela? Gerçekten zor bir meslek. Çünkü herkesi memnun edemiyorsun. Yarışmadan sonra ufak tefek tartışmalar da oluyor. Kafadan kuyruk ucuna kadar tek renk olması gerekiyor. Evet. Bu çok önemli. Şebap kuşunda, yarışma kuşunda bu çok önemli. Bu Toprakların kanalı Çiftçi TV'den hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere Bursa Gürsu'dan sevgili Ali Sakacı'nın şebap kümeslerinden sesleniyoruz. Öncelikle Çiftçi TV ekibi olarak beni onur ettiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Bu yayın için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ben Ali Sakacı. Bursa Yıldırım Gürsu ilçesinde oturuyorum. Şebap güvercin hakkında az çok bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. Evet abi. Öncelikle seni bir tanıyabilir miyiz Ali abi? Öncelikle ben 1967 Diyarbakır doğumluyum. 90'da geldim Bursa'ya. Hı hı. 1990'da geldim Bursa'ya. Ondan sonra 1995'te hastaneye çalışmam oldu. Hı hı. Ondan sonra kadroya geçtik. Ve şu anda sağlıkçı olarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum. Hı hı. Güvercin olan merak ne zaman başladı abi? Güvercin olan merakım çocukluğumdan beri var aslında. Ben aşağı yukarı 8 yaşlarında filandım, merak sardım ben bu işe. Hı hı. Daha önce babalarımda, amcalarımda filan varmış. Evet. Onlar kendileri anlatıyorlardı. Hı hı. Biz Diyarbakır'da böyle şebap, güvercin filan çok bilmezdik. Bizim filo kuşlarımız vardı. Evet. Doğu'nun, Güneydoğu'nun genelde kültür olarak, ağırlıklı olarak filo daha fazla. Tabii filo, Urfa, Diyarbakır, hı hı, Mardin. Oralarda böyle serbest, yani çatı üzerlerinde, dam, evet, üzerlerinde. Böyle burası gibi çift tane olayı falan yok. Evet. Ne bileyim işte, çocukluktan böyle buraya kadar geldi. Hatta Diyarbakır'dan buraya gelirken de oradan filo kuşlarından birkaç tane de buraya getirdim. Öyle merak vardı yani. Öyle merak sardık. Evet. Geldik burada, çok güzel arkadaşlar, dostluklar edindik. Hı hı. Şebap güvercini daha doğrusu burada öğrendim. Evet. Çok değerli dostlarım, arkadaşlarım var. Özellikle buradan bir parantez açmak istiyorum. Türkiye Federasyon Başkanımız Mustafa Gülgen Bey'e, hı hı, ekibine, Bursa Dernek Başkanımız, Şebap Güvercin Dernek Başkanımız Mehmet Karadağ'a, ekibine, hepsine buradan ayrı ayrı sevgi ve sevgilerimi sunuyorum. Bizden de hepsine selam olsun. Aleykümselam. Dernekçilik, federasyonculuk derken böyle işte oluyor. Hı hı. Dernekçilikten biraz bahsedelim abi. Dernek size neler kattı bu anlamda? Şimdi güvercin beslemek başka, dernek çatısı altında bu işi yapıyor olmak. Yarışmalar anlamında söyleyeyim. Şimdi dernek çatısının altına girdiğiniz zaman bir şekilde yarışmaya da girmiş oluyorsunuz bir nevi aslında. Evet. Sizi bu iş nasıl derler, biraz daha ileriye taşıyor, biraz daha hırslandırıyor. Çünkü dernek çatısının altında yapan arkadaşlarımız, kesinlikle yanlış anlaşılmasın, dernek çatısının altında yapmayan çok güzel, büyük, ciddi anlamda güzel hobiciler var ama dernek çatısında olduğu zaman bu işi son noktaya taşıyorsunuz. Nasıl son noktaya taşıyorsunuz? Yarışma anlamında. Yani çıkartıyorsunuz hakemin karşısında, bakın ben bu derneğe üyeyim, Bursa Şebap Derneği'ne üyeyim veya işte herhangi bir ilin Şebap Derneği'ne üyeyim, bakın ben bu kuşu ürettim, bu kuştan böyle bir iddiam var. Buyurun, yarışma salonu götürüyorsunuz, diyorsunuz ki ben de varım. Ama eğer dernek çatısı altında değilseniz tabii bunu yapamıyorsunuz. Tabii şöyle, hı, şimdi dernekçilik zaten üye olman gerekiyor. Tabii. Üye olman gerekiyor. Dernekçilik şebap güvercin çatısı altında çok büyük hizmetler veren bir kuruluş, hı hı, oluyor. Çok faydaları var. Etkinlikler yapılıyor, hı hı, sergiler yapılıyor, ondan sonra kaynaşmalar oluyor. Evet. Yani tanıdığın çok güzel insanlar oluyor.
Kesinlikle. Yani gerçekten dernekçilik bir başka. Bu işin her şeyden önce bizim için çok ciddi anlamda bir maneviyatı var. Yani şöyle maneviyatı var. Çok farklı ortamdan, çok değişik kişilerle, çok farklı illerden. Hani burada bir iş adamı da var. Yanında çalışan emekçisiyle beraber aynı çatı altında buluşuyorsunuz. Yani bir holding patronuyla, yanında çalışan bir elemanıyla beraber, bir personeliyle beraber bir bakıyorsunuz. Ortak noktaları güvercin veya işte şebap, yani böyle ortamlarda karşılaşıyorsunuz. Bu işin de en güzel boyutlarından birisi diyebiliriz aslında. Tabii tabii. Burada sadece biz güvercini konuşuyoruz. Başka hiçbir şey konuşmuyoruz aynen o ortamda. Öyle. Aynen öyle. Çok değerli iş adamları. Hı-hı. Gerçekten tanıdık. Mesela Mustafa Gülgen Beyefendi, otelcilik sektörünün evet. Şeyi, kendisi. Hı-hı. Çok değerli bir insandır. Ondan önce hocamız, federasyon başkanımız Mustafa Kale vardı. Yani bunlar, yani ismini hatırlayamadım, birkaç kişi evet. Var aslında. Aynı ortamda, aynı seviyede oturmak, muhabbet etmek. Aynı konuyu konuşmak. Aynı konuyu konuşmak. Hı hı. Aynı sofrayı paylaşmak. Gerçekten çok onur verici bir şey yani. Evet, kesinlikle. Aynen öyle. Şimdi dernekler aslında bunun için kurulmuş. Tabii tabii. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Hani kesinlikle siyaset yok. Kesinlikle farklı görüş yok. Yani siyasi anlamının dışında da yani. Ticaret konuşulmuyor, siyasi görüş konuşulmuyor, hiçbir şey konuşulmuyor. Buradaki tek amacımız, tek gayemiz güvercini, şebabı olan, şebab olarak. Olan ilgimizi paylaşmak. Ve şebabı nerelere taşıyabiliriz, ne kadar daha ilerletebiliriz, ne kadar güzelini sunabiliriz, ne kadar iyisini üretebiliriz, bunu tartışılıyor. Sadece bu ortamlar olduğu için bence girilmesi, görülmesi gereken ortamlardan birisi. Bence kesinlikle ben o görüşteyim, bilmiyorum sizin görüşünüz nasıl. Yani dernekler bu anlamda toparlayıcı ve dernek yöneticilerimiz de buradan hepsine tekrar tekrar selamlarımı sunuyorum. Hepsine de başarılar diliyorum. Zor bir iş aslında baktığınız zaman, hani basit gibi görünür ama çok zor bir meslek. Şöyle insanları ayrıştırmadan, sağı solu iyisi kötüsü demeden herkesi tek çatı altında toplayabilmek güzel bir marifet diyorum ben yani. Tabii şimdi derneklerde bu şebap üzerine bizde sen yahut da ben filan olayı yoktur yani. Hı hı. Bir dernek çatısı altında toplandığın zaman aşağı yukarı seviye şey olarak aynıdır yani. Hı hı. Ha, tamam, kuş özelliği farklıdır. Hani mesela daha kalitelidir. Mesela bu kuşlarda daha kalite yapabilmek için abilerimizden, daha bilgisi iyi olan arkadaşlarımızdan hı hı. bilgi alarak şu kuşun şurasını şöyle yaparsak daha iyi olur. Şu kuşu şöyle eşlersek daha güzel yavrular alırız filan. Muhabbetler. Kuşun eksik yanlarını tamamlamak için alışveriş fikrinde bulunarak hem fikir hem canlı alışverişi de bir de hem yani. Aynen. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Şimdi şöyle orada dernekler veya hani bu çatı altında şebap konuşan kişilerle muhatap olduğunuzda kimin kümesinde ne var onları zaten biliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Şimdi yayın öncesi biz bir konuştuk. İki tane var dediniz. Abi, Gök mi? Olarak benim iki tane var. Gök babamız iki tane, evet, var. İki tane var. Siz erkeğini mi Çanakkale'den aldın demiştiniz? Erkeğini çok sevdiğim bir kardeşim. Ha. Çanakkale Biga'dan Hüseyin Çetinkaya var. Evet. Şimdi mesela ondan aldım. Bu çatı altında buluştuğumuzda elimizde çok güzel bir dişimiz var. Çok güzel, çok farklı kandan, bizimle hiçbir kan bağı olmayan bir hattan çok güzel bir erkek edindiğimizde bunu nasıl daha yukarıya taşınabiliriz? Bunları yapabiliyoruz. Yani dernek çatısı altında olduğumuzda ve çıkan yavrularda dediğimiz gibi hani federasyonun düzenlemiş olduğu olaylarda da biz bu çıkardığımız yavruyla o zaman diyoruz ki biz de varız. Evet. Güzel şeyler çıkıyor yani. Zaten bu gök erkeğimiz son federasyon yarışmasında üçüncü oldu. Maşallah, çok güzel. Evet, üçüncü oldu. Dişi olanı daha genç. Hı hı. Şimdi erkeğin sistemleri dişiden farklı. Nedir mesela abi arasındaki farklar? Mesela arasındaki farklar kuşun masa tutuşu, alın kafa yapısı, hı hı. Göz rengi,
Gerçi daha ayakları, paçaları eksik, kırıktı. Ben çekmiştim onları. Evet. Amacımız bunların altından en azından baba kadar yavrular almak. Yani baba kadar güzel yavrular almak. Bu kaliteyi oluşturmak. Kaliteyi buluşturmak. Tabii ki ne kadar üste çıkarız onu da Mevlam biliyor. Abi şimdi birbirinin eksiklerini tamamlayacak bunlar değil mi? Tabii muhakkak tamamlayacak. Ya bunlar... Şimdi bu erkeği alırken neden mesela bu erkeği aldınız? Yani onu bir açıklayabilir misiniz? Mesela dişide gördüğünüz eksiklikler nelerdi? Şu ikisinden bir tarif edebilir misiniz? Yani şunda şu eksik var da ben bunda erkekte bunu gördüm. Bu sebepten dolayı ben gidip Çanakkale Biga'dan bu hayvanı edindim diyebileceğiniz neler var mesela? Şimdi neler var? Erkeğin erkekler zaten genelde biraz dişilere oran biraz daha baskın olurlar. Tabii daha iri olurlar. Hı hı. Erkeğin kafa yapısı falan çok hoşuma gitti. Zaten son federasyon yarışmasında üçüncü olmuştu. Hı hı. Gerçekten güzel bir kuş. Hüseyin kardeşimizin eline emeğine sağlık. Bir kere diyorsun ki yani zaten üçüncülük aldı, vasıfları doğru ki yarışmada dereceliydi bu arada. Tabii bizim için bir federasyon yarışmasında ilk üçe girmek birle arasında bir şey yok. Yani zaten puan olarak da çok çok miktar az bir puan oynuyoruz zaten. Mesela 100 birinci kuş 118 puan alıyorsa ikinci kuş 117 puan alıyor. Üçüncü kuşta 114 puan alıyor filan diye. Aralarında 2-3 puanlı bir fark oluyor. Şimdi zaten. Hiç bilmeniz diyeceğimiz için de açalım mı konuyu biraz? Hani 118'den 117 almasının küçücük sebebi göz rengi tonu mesela. Tabii. Gaga renginin açıklığı ya da siyahlı olabilir. Yani aslında bu bahsettiğimiz şeyler hani çok 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 küçük detaylar. Bu anlamda da ben hep söylüyorum ama tekrar söylemek istiyorum. Sevgili hakemlerimize ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ciddi anlamda çok büyük emekleri var ve çok da doğruluk gerektiren bir meslek. Çok dürüstlük gerektiren bir iş. Çünkü bir de bu işin vebali de var. Tabii neden? Muhakkak. Gidiyorsunuz örnek işte gök mavi puanlayacaksınız. Abi 100 tane gök mavi var. %1'ini bulmak zorundasınız. En iyiyi bulmak zorundasınız. Eleye getiriyorsunuz. Örnek veriyorum. Son 4'e kaldınız. O bir taneyi çıkartacaksınız ama hani bana göre değil de kurala göre yapıyorlar. Şimdi bazen bazı yerler diyor ya bana göre bu çok diyor. Bana göre yok. Şebap Federasyonu'nun belirlemiş olduğu kriterler var. Kriterlerde diyor ki göz rengi bu renk olacak. Gaga rengi bu renk olacak. Tırnak rengi bu renk olacak. Kuyrukta bu kadar sayı olacak. Orantısı bu kadar olacak. Hepsini bir inceleyip en doğru, sadece gök mavi için konuşuyorum. Gök mavide en doğru olan erkeği, işte üçüncüsünü tespit etmek bana göre gerçek anlamda hani samanlıkta iğne arar gibi. Tabiri hafif kalabilir yanında. Şimdi ben onu... Samanlıkta iğneyi mıknatısla bulursunuz. Aynen doğru. Anlatabiliyor muyum? Yani alırsınız bir mıknatıs tak kendi gelir zaten. Aynen ben şimdi onu şöyle izah edeyim. Bizim federasyonumuzun düzenleyeceği yarışmalarda şimdi bizim federasyonun belirlediği hakem kurulu var, hakem evet. heyeti var. Bu yarışmalara 3 ay kala, 2 ay kala filan seminerler düzenlerler hakemler için. Yarışmaya gelen kuşun ne şekilde olacağı, hani dediğiniz gibi tırnak, göz, gaga, orantı, masa duruşu. Evet. Zaten gerçekten çok büyük vebal. Hakemlik çok önemli. Kesinlikle. Aşağı yukarı federasyon yarışmalarında 2000 kişi falan katılıyor. Otellerde yapılıyor zaten bu yarışmalar. 1000 tane yakın kuş geliyor. Evet. Mavi dişiler. Gök erkek dişiler, çakmaklı erkek dişiler, kürenk dişili erkekler, miski dişili erkekler ve poslu çakmaklı dişili erkekler kategorisinde aşağı yukarı 8-10 tane kategori var. Evet. Tabi hakemin işi kolay değil. Tabi. Yarışmaya bir gün önceden bunlar zaten şeylerini yapıyorlar, düzenlemelerini yapıyorlar. Evet. O kadar kuşla puanlamak, o kadar kuşu gezmek, yani şimdi 2000 tane kuşun içinden insanın gerçekten aklı durur yani. Tabii kesinlikle öyle. Uyku yok, stres var,
ne bileyim gözden kaçırılabilecek bir durum vardır. Tabii. Bunlar çok önemli. Şimdi getiriyor adam kuşunu yarışmaya getiriyor. Getirirken içindeki şey bu. Ya ilk üçe girerim inşallah. Yahut da ben birinci olurum hesabı yapıyor. Evet. Ama kendisinin görmediği ufak bir detay kuşu üçüncü plana atabiliyor. Hakemlerimiz o yüzden kuşlar puanlanmadan önce sergi kafeslerini gezerler. Evet. Kendi kafasında, yani tabii bu tek kişilik bir olay değil. Hı hı. Hakem heyeti var zaten. Aşağı yukarı 10 kişilik, 15 kişilik hakem heyeti var. Yarışabilecek en iyi, her kategoriler en iyi 10 tane kuşu gözlerinde belirlerler. Evet. Zaten fark edilir yani bu. Tabii tabii. Kuşçu da bunu fark eder. Hakem heyeti de fark eder. Kuşun masa duruşu, ne bileyim rengi, fiziki yapısı, geri kalanında kuş incelendikten sonra hani kuyruk orantısı, evet, tırnak rengi, göz rengi, gaga rengi, bunlar yapıldıktan sonra puanlama yapılır. Hı hı. O yüzden hakem arkadaşlarımız gerçekten ben hepsine buradan çok çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet. Gerçekten zor bir meslek. Çünkü herkesi memnun edemiyorsun. Yarışmadan sonra ufak tefek tartışmalar da oluyor. Bunlar olabiliyor ama yani aslında yenilgiyi demeyelim de, yani yenilgiyi kabul etmek lazım demeyelim de, buna farklı bir yorum getirmek lazım. Yani burada dördüncü olmayı kabul etmek lazım. Beşinci olmayı kabul etmek lazım. Her gelen birinci olamaz. Biraz önce dediniz ya, 2000 aynen, tane kuş geliyor. 2000 tane kuştan 8 tane kategori saydınız. 8 tane birinci, 8 tane ikinci, 8 tane üçüncü var. Tabii, aynen böyle. Yani 8 kere 3, 8, 16, 24 yapar. 24. Anlayabiliyor muyum? 24 tane kupa var, 2000 tane hayvan var. Burada dediğim gibi yenilgiyi kabul etmek lazım. Aynen. Hani yenilgi değil aslında bu. Yani sadece dereceye girememek. Bu gök kategorisinde yarışacak kuşlarda orantı çok önemli. Nedir abi orantılar? Orantı. Öncelikle kuşun fiziki yapısı, hı hı, göz rengi, tırnak rengi, gaga rengi ve şu biz kalem dediğimiz kolon, hı hı, kolon dediğimiz kalemlerin düzgün olması, kuyruk üstü ve kuyruk altı, kapak deriz biz bunlara. Hı hı. Şu kapaklarda biraz leke var ama, hı hı, zaten o yüzden üçüncü olmuş. Belki, evet, ikinci olabilirdi beyaz olsaydı. Bir ton daha açık olsaydı, tabii, ikinci ya da birinci olabilirdi. Kapak renkleri beyaz olması gerekiyor. Hı hı. Ve kuyruk orantıları makbul olan bizde 4'te 4, 3'e 3, 2'ye 2 ve 1'e 1. Evet. Zaten kuş yarışmaya başladığı zaman bu kuyrukta orantı varsa zaten 5 puan önde başlıyor. Evet. Maça biraz daha önde çıkmış oluyor zaten. Tabii. Yani şimdi karşıdaki kuşun fiziki yapısından biraz ufak da görünse bile, hı hı, orantı biraz onu geçiyor. Hı. Önemli bir kriter. Çok önemli bir kriter. Hatta yani, gibi en önemli kriterlermişsin. Diğer kısımlarına geldiğin zaman zaten o 100 puanlara gelene kadar aradaki farkı kapatmaya çalışıyor ama yine 1-2 puanla yine önde götürüyor. Hı hı. Olmazsa olmazlardan biri orantı. Bu yüzden federasyonumuz da geçen federasyon bünyesindeki arkadaşlarımız bu orantıyla ilgili bazı bir şeyler yazmıştı zaten. Hı hı. Düz kuş neden kuyruk orantısına takılıyor falan diye hesabı yaptılar. Evet. Gerçekten haklılar da yani. Ben kimsenin emeğini kimsenin emeğini yemesin. Tabii. Düz kuş geliyor mesela, orantılı kuşun çok üstünde. Kafa yapısı, ayak yapısı, ne bileyim fiziki yapısı, ama orantılı kuşun yanında eziliyor. Evet. Büyük ihtimalle herhalde buna da bir düzenleme gelir diye düşünüyorum. Şey mi, yönetmelikle ilgili mi? Federasyonda çalışan arkadaşlarımız var. Federasyon yönetiminde çalışan, hı-hı, arkadaşlarımız bunu gündeme getirmişlerdi. Belirmiş oldu kriterler. Tabii bence de haklılar yani. Tabii sadece bu federasyonda çalışan, yönetimde çalışan arkadaşlarımız için demiyorum. Emekçilerin de
Bununla ilgili sıkıntıları var. Hı. Onlar da gerçekten haksızlık oluyor filan düşüncesinde hareket ediyorlar. Ben hak veriyorum. Herkesin emeği var çünkü. O şebap kuşuna gerçekten çok büyük emek istiyor. Evet. Çok büyük emek istiyor. Yani şebap kuşu yapmak öyle basit değil. Parayla gidersin alırsın. Paran varsa gidersin alırsın ama yetiştirmek, onu yapmak, ne bileyim o hale getirmek. Abi parayla şampiyon olur mu? Olmuyor. Hep söylüyorum. Olmuyor. Yine gerçekten tekrarlıyorum. Olmuyor. Yani parayla şampiyon olmuyor. Yani bugün gidersiniz paranız geçer. Belki hani geçmez, birçok şebapçıda geçmez paranız ama ya bunun parasal bir karşılığı yoktur yani. Aynen. Ben yani ama gidersiniz alırsınız. Ama şimdi dediğim gibi bakın Türkiye üçüncüsü burada. Parasal anlamda parasal bir karşılığı yok. Ama o size sevgisinden, saygısından dolayı bunu size sahiplendirmiş bir şekilde. Tabii aynen öyle. Mi? Aynen öyle. Çok güzel. Parasal bir karşılığı yok ama parasal, yani parasal bir karşılığı yok. Emeği çok. Kesinlikle. Hizmeti çok ve dostlukları çok. En güzel olan da o. Evet. Bir çatı altında toplanmak. Tabii. Muhabbet etmek. Ne bileyim yani şöyle ya, insan sevgiyle bakıyor bu kuşa. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir dediğim gibi şimdi parasal bir karşılığı şöyle. Parasal bir karşılığı var. Her malın bir değeri vardır. Yani mal anlamında mutlaka düşünürsek hayvan ticareti tabii ki hani dediğim gibi bunu belki çok ciddi paralar alamazsınız ama hatır gönülden vermiştir size. Edinmişsinizdir. Edinmişsinizdir ama şimdi bu güvercini aldık diye bundan çıkan yavru seneye şampiyon olacak diye bir şey de yok. Yok. Bunda, yani şöyle de söylüyorum. Yani tabii tabii yok. Çok büyük emekler, hatta yıllar. Yıllarca uğraşıyorsun. Yıllarca uğraşıyorsun. Bu erkeği, bu dişiyle altından gelen sezonda zaten yılda 3 takım yavru alırsın. Mesela 3 takımdan bu sezon hiçbir şey yok. Aynen. Önümüzdeki sezon bir bakıyorsun, bir dahaki yıldan bahsediyorsun. Bir dahaki yıl tekrar alıyorsun 3 tane. Bir daha ama vazgeçmiyorsun. Diyorsun ki yani çok, çünkü dişinin kanattığını tanıyorsun. Evet. Erkeğin kanattığını tanıyorsun. Önümüzdeki sezonun işte 6 yavrudan planlamasını yapıyorsun. Planlamasını yapıyorsun ama 3 batın yavru alıyorsun. Son batının bir tane yavrusu oluyor ki söylenecek söz yok. Söylenecek söz yok. Aynen. Yani bu ne oluyor? 2 yıl, 3 yıllık bir emeğin sonunda bir tane yavru. Aynen doğru. Yani burada rakam da telaffuz edeyim mesela. Örnek veriyorum. Yani bu güvercin için söylemiyorum ama 20 bin lira aldınız, 30 bin lira aldınız bir erkek. İşte 15 bin lira aldınız bir dişi, 20 bin lira aldınız bir dişi. Ama bunlardan şampiyon gelecek diye de kimse umutlanmasın. Tabii, öyle de tabii. Öyle de bir emek var yani. Anlatabiliyor muyum? Bir bakıyorsunuz çok ciddi kuşlar, çok ciddi paralar. Maddi anlamda da söylüyorum yani ciddi emekler verilmiş hayvanları ediniyorsunuz. Ama altlarından gelenlere bir bakıyorsunuz. Hiç uyumamış. Hiç uyumamış. Aynen. Yani kan hattı hiç barışmamış birbiriyle. İşte o yüzden diyorum ya. Çok büyük emek bu sebepten çok dolayı. Çok emek. Aynen. Parayla her şeyi bulursun. Kesinlikle. Yani bulursunuz. Şey gidersiniz. Hani salon şampiyonu. Ama bunu üretmek gerçekten çok zor. Evet. Ve bunu çok üretmenin bir anlamı da yok. Yok. Tabii ki. Yani tabii. Şimdi öyle arkadaşlarımız, dostlarımız var. Ya senede 100 tane bilezik takıyor. Künye takıyor. Federasyonun verdiği künyeler var. Mesela bunlarda künye var. Künye olmadan bunlar kuşlar yarışmaz. Doğru. Federasyonun çatısı altına bağlı olarak görünüyor zaten. Künyeli olan kuşlar. Ya 100 tane yavru alıyor. 100 tane yavrudan 2 tane ancak hoşuna gidiyor. Yahut da 3-5 tane 5 parmağı geçmiyor yani. Atalar boşa söylemiyoruz. Çokla çok olmuyor. Çoklan çok olmuyor. Evet. O yüzden doğru eşleşme yapmak lazım. Kesinlikle. Bir de baskın karakter konusu çok önemli. Yani baskın karakterli bir aileyi seçmek lazım. Şimdi tabii. Biz burada mesela biz bu erkeği edindik. Kan hattında biliyoruz. Baskın karakter, örnek veriyorum, kafayı dediniz ya, beğendik mesela. Evet. Bu kafayı yavru da atabiliyor mu? Taşıyabiliyor mu? Bunun tabii. Bunun kardeşleri de verilmiştir mesela. Birkaç kişiye sahiplendirilmiştir. Kardeşleri denenmiştir, çalışılmıştır. Acaba altından istediğimiz kafayı alabiliyor muyuz, kafa yapısı? İstediğimiz belki kafayı tamamlamıştır. Başka bir hatla ya, çok derin bir iş aslında baktığımız zaman. Şimdi kafayı tamamlamıştır ama paça yapısı zayıf kalmıştır. Evet. Başka bir hatla kafayı tamamlamıştır ama gagayı bozmuştur. Gaga rengini, göz rengini bozmuştur. O yüzden diyoruz da çok 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 fazla emek, çok fazla zaman gerektiren bir iş yani. Sabır en başta. Şebabın bana göre sabır birinci şartı. Aynen. İlk zamanlarda zaten gaga rengini bozmaz da. Zaten genç kuşlarda genelde
olmaz bu. Kuş yaşını aldıkça, yavruya kustukça, ekeleştikçe, yani biz ekeleştikçe kuş hem biraz rengini açar, hem gaga yapısını bozar. Çünkü insanlarda da öyledir yani. Evet. Bizim gibi saçlar dökük. 25 yaşındaki bir insanla benim gibi saçları dökük. Evet. 54 yaşında bir insan bir olamaz tabii olmaz. Ki. Şimdi her şey gençken güzel. Tabii. Evet. Şimdi bize bir laf vardır. Kız istenirken at koşarken alınır. Kesinlikle. Bu da böyle yani. Şimdi dediğin gibi iki tane çok güzel kuştan çok mükemmel bir yavru alacağım düşüncesine girmeyeceksin. Bu şart. O bunu, bir şans. Bunu bir kere kabullenmek lazım. Tabii, aynen. Yani kesinlikle kabullenmek lazım. İyiden iyi olmuyor. Olmuyor, yani aynen çok olmuyor. Çok iyi olsa o zaman hani herkes gider, bu işe iddiası olan kişiler, maddi anlamında da gücü olan kişiler gider ki en iyi iki tane, üç tane hattı yakalar. Bu senenin birincileri ben aldım. Seneye birincileri ben aldım. Tamam, bundan sonra hep şampiyon. Tabii zaten sen giremezsin bile aralarına. Yani, şampiyon, maddiyette, yani. Maddiyette girdiği zaman sen aralarına giremezsin. Evet, yani. Aynen. Yani ben bir, mesela, bir de hep şampiyon ben oldum olur o zaman yani. Tabii. Ben 1990'da falan başladım Şebaba. Oo, çok eskisiniz. Tabii eskiyim ben. Tabii burada benim kıymetli bir arkadaşım var, Ali Yılmaz. Buradan kendisine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bizden de selam olsun. Çok güzel şebapları vardı onun. O zaman ben 1990'larda falan Bursa'ya geldiğimde Allah razı olsun hiç beni kırmazdı. Kümesinin bir anahtarını bana verirdi. Bir anahtar kendisinde. Ben istediğim zaman giderdim. Oturdum orada şebaplarına bakardım. Çıkardım, kapıyı kilitlerdim, gelirdim. Ve ilk ondan başladım ben. İlk şebap kuşu ondan başladım. Uçurur muydunuz peki? Uçurur muydunuz şebabı? Uçururdum. Gerçekten uçururdum. Yani böyle şebap değil ama. Böyle şebap uçuramayız. Evet. Şimdi şebap aslında şöyle. Hak ettiği yere geldi. Hak ettiği yere geldi. Ben evet. Öyle düşünüyorum. Şebap hak ettiği yere geldi. Neden? Doğru eşlemelerle şebabın orijinal haline getirdik. Aynen. Olması gerektiği şekli. Eskiden imkansızlık mı diyelim? Şimdi sosyal ortamlar, internetler, şunlar bunlar, derneklerin vasıtasıyla iyi şebabı Ali abide buluyoruz. Bir de Mehmet Karadağ'da buluyoruz. Oradan bir tane diyoruz. Ondan bir tane diyoruz. Tabii. Yavuz Baydaroğlu'na gidiyoruz. Diyoruz ki bir tane şebap ondan alıyoruz falan. Bunları birleştirip daha da orijinalleştiriyoruz hayvanı. Aynen. Yani zaten hepsi orijinal de daha da iyilerini elde ediyoruz. Daha da güzelleştiriyoruz işi. Ama eskiden yokmuş. Bir de kültürümüzde eskiden vardı. Yani bir de çok çocuğa da düşmüştü. Yani eskiden 30 sene önce gençler bakıyordu, çocuklar bakıyordu yani. Aynen. Bulamadığı için yakın renklerle eşleme de yapıyordu. Örnek işte gök mavi gidip bir mavi mardinle eşleyebiliyordu. Buna yakın tonlarda mavi mardinlerimiz de var. Oyunlu, moyunlu bilmem ne. Hani tabii, o tabii. Çapını büyütmeye çalışıyordu. Aynen, büyük kuş olsun, taklacı olsun falan filan ama kırmacılık vardı yani. Bunu herkes kabul etsin yani. 30 yıl önce bu kadar ulaşamıyorduk birbirimize. Aynen doğru. Şimdi bunlar da teknolojiye takıldı. Ama iyileşti. İyi yaradı. Tabii iyi yaradı. Teknoloji şey baba yaradı diyelim. Aynen. Yani. Teknoloji gitgide büyüyor. Kesinlikle. Aynen. Yani bu her anlamda, her katmanda büyüyor. Sadece hani güvercindir yahut da odur budur falan değil yani. Güvercin olayına gelirsek gerçekten çok güzel bir büyüme oldu. Evet. Yani ne bileyim yani ben şu kuşa baktığım zaman içim gülüyor. Yani benim gibi düşünen insan çoktur yani. Evet abi. Yani çünkü bir emeğin karşılığını alacağını düşünüyor. Evet. Çok kıymetli arkadaşlarımız var. Eski dernek başkanımız dediğin gibi Fehmi Çalışkan, Yavuz Baydaroğlu. Şu anki başkanımız Mehmet Karadağ, Sefer Burnaz, Eray Kurt, Ali Yılmaz. Yani ismini sayamayacağım bir sürü emekçi var. Emekçi diyelim onlara. Emekçi hepsini var. Ayrı ayrı. Bir de emek hırsızları var. O işin farklı boyutu zaten. Onu o hiç... olayın girmeyeceğim çok oraya. Evet. Gerçekten çok üzücü. Ya insanların emeğinle oynamayın, gururunla oynamayın. Değil mi? Tabii. Kesinlikle. İnan ki kim gelse ne isterse çıkar veririm. Ama böyle bir emekçinin malına göz koyup da alıp hepsini gitmek doğru değil. Yazık. Yani bunu da üzülüyoruz. Gerçekten üzülüyoruz. Yani dediğiniz gibi
bunda yılların emeği var. Yani günlerin emeği. Parayı falan geçiyoruz yani. Parasal bir şey yok zaten bunun karşılığı. Aynen. Parasal aynen bir karşılığı yok. Parayı konuşmuyoruz zaten. Buradan bir şey daha söyleyeceğim. Kutsal Taban arkadaşımız. Belki tanırsınız. Kendisini programda çektik. Evet, program çekmişsiniz. Ben programı kaçırdım aslında. Öyle mi? Yine izlersiniz tekrarını. Çiftçi TV'nin YouTube kanalında. Aslında. Bu arada onu söyleyeyim. Çiftçi TV'nin YouTube kanalından tekrarlarını, bütün programımızı tekrarlarını izleyebilirsiniz. Kutsal Taban'la çok iyi bir dostumuz, bir kardeşimiz var. Kendisi ayrı zamanda hakem heyetidir. Hakemcilik yapar. Evet. Seven olur, sevmeyen olur. Mutlaka. Herkes bu hepimiz olur. İçin aynı, geçerli. Çok güzel gökleri var onun da. Yani işte. Ortam bu. Evet. Aile ortamında. Aile ortamında. Değil mi? Yani biz Şebap camiası olarak bir aile ortamı oluşturduk. Ben Şebap'ı bu yönden ciddi anlamda beğeniyorum diyeyim yani. Hoşuma yani, gidiyor. Şebap'ın ortamı çok farklı. Aynen şöyle yani, bir şey şimdi. Şebap kuşu masa kuşu. Evet. Şimdi hava kuşu gibi değil. Mesela çatı üstünde, dam üstünde kuş beslemek gibi değil. Uçurursun hava kuşu mesela. Taklacı deriz biz. Oyun kuşu. Hı hı. Tam istediğin seviyeye geleceğin zaman ya bir şahin gelir ya bir atmaca gelir alır kuşunu gider. O da bir yemek hırsızı. O da bir yemek hırsızı. Ya aslında ama doğanın, o, bizim esprisini yapıyoruz ama yani espri, doğanın kanunu. Doğanın yani. Kanunu, doğanın kesinlikle. Yapısı. Artık o öyle. Evet. O Rabbimden gelen bir kesinlikle. Durum. Kesinlikle. El alemiş olsun yapacak bir şey yok. Bizim masa kuşu dediğimiz şebap kuşu kaçma bir lüksü yok yani. Tabii tabii. Hava kuşunda uçurursun gider ya bir yere atar kendini. Dediğim gibi çok affedersin emek hırsızcıları saklarlar, vermezler. Yazık. Ne bileyim yani bence şebap kuşu biraz da dürüstlük. Şebap camiasının gözü havada değil masada. Masada. Değil mi? Öyle diyelim. Masada. Yani buna... Aynen masada. Hı-hı. Gerçekten şebap kuşu güzel kuş. Evet. Ben seviyorum şebap kuşunu. Hı-hı. Şimdi gök mavileri biraz kabaca anlattık. Evet. Bir de başka ne renginiz var koleksiyonunda onu da alalım. Ondan devam edelim. Çakmaklarım var. Tamam. Genelde ağırlıklı olarak çakmaklarım var. Hı-hı. O zaman birkaç tane de çakmak örneği alalım. Onlardan devam edelim. Aynen öyle yapalım. Tamam. Gökler böyle kısacası. Tamam. Çok bilgi belki aktaramadım ama eksik yanlarım olmuştur. En azından kafanızdaki düşüncelerinizi. En azından kafamdaki düşünceleri hı-hı. anlatmaya çalıştım. Bir eksik bir yanım varsa kusur ola, af ola. Sabır ol. Böyle işte. Tamam, çakmaklara devam ediyoruz. Tamam. Evet Ali abi, şimdi senin birçok derecen de var. Onları da dedik ki izleyeceğimize bir kısmını gösterelim. Doğru evet, mu? Bir kısmını. Bir kısmı. Yılların vermiş olduğu tecrübenin bir kısmı, emeklerinin karşılığı olan bir kısım kupaları da burada. Şimdi onlardan sergiledik. Şimdi bir de biraz önce bahsettiğimiz gök mavilerin yanına çakmaklılarımız da geldi. Onlardan da biraz bahsedebilir misin abi? Evet. Göklerden biraz bahsetmiştik. Hı-hı. Aslında göklerimizin daha eksik yönlerini, daha doğrusu olacak yönlerini bir iki tanesini atladık. Hı-hı. Ondan da bahsedelim abi. Özellikle şebap kuşunda kafadan kuyruk ucuna kadar tek renk olması gerekiyor. Evet. Bu çok önemli. Şebap kuşunda. Hı-hı. Yarışma kuşunda bu çok önemli. O da çok puan kırar. Bu tüm şebap renkleri için geçerli. Tabii tabii. Krenkte de aynıdır. Hı-hı. Miskide de aynıdır. Hı-hı. Krenkte nasıl sarımtırak, saman rengi aranıyorsa gökte de aynı renk. Yani kafa renginden kuyruk ucuna kadar bir renk, bir tonaj olması daha renk makbul. Renk geçişi tabii, olmazsa çok daha makbul. Tabii tabii. Yani sonuçta o seviyeye kadar getiremiyorsun ama evet. O seviyeye yakın bir şeye ayara getirebiliyorsun. Hı-hı. Çakmaklı kuşlarımız göklerin tanelisi diyelim. Yani onlarda da renk çok önemli. Hı-hı. Özellikle benim bu dişim gerçekten çok istisna bir dişi. Maşallah abi. Gerçekten öyle yani masa şimdi bakıyorum şeklinde şemaline. Masa kartal duruşu. Gibi duruyor tabii, maşallah. Aynen masa duruşu. Zaten bizde şebapta masaya koyduğun zaman kartal bakışlı olacak. Ben buradayım diyecek tabii, abi. Karşıdakini cezbedecek yani. Evet. Gelen arkadaşın öncelikle kuşun masa duruşuna, rengine, kafa yapısına. Aşağı yukarı onda 10 değilse onda 8 ya da onda 9'luk bir
görünümü var. Benim bu dişim. Doğru. Gerçekten bu dişi sistemli bir dişi. Ve eski diş, eski kuşlarımdan yetiştiricisi de benim. Maşallah ne güzel. Ben de çıktı bu. Ama yine de çok sevdiğim bir arkadaşımın Hüseyin Biçer'in künyesi takılı. O zaman künye olayında biz yoktuk. Benim künyem yoktu. Ondan bir künye almıştım, takmıştım. Hmm. Hatta yarışmaya da gitti bu. O zaman gençtim. Bir yaşındaydı. Evet. Şu anda yeşil bilezik. Yeşil bilezikler bakayım. 5 yaşında mı? 6 yaşında mı? O civarlarda falan herhalde yaş olarak. 2015 ya da 16. 16 falan olabilir. Aynen. Hmm. Olabilir. Böyle. Dereceye girdi. Hmm. Dereceye girdi. Bunun da plaketi var. Aslında kupa alması gereken bir kuştu. Nasip. Demek ki daha iyi kuşlar geldi. Yahut da o anda hakem heyeti puanlamasında bazen kuşlar kafeslerde pusuyor. Kendini çekiyor. Anlık olarak olabiliyor. Anlık olarak olabiliyor. Kanat salabiliyor. Yani hayvan yol yorgunudur. Yoldan gelmiştir. Hayvan yıpranmıştır. Kanat salmıştır, ne bileyim pusmuştur. İşte bunun gibi bazen böyle şeyler, aksilikler, hatalar olabiliyor. O yüzden onlardan da puan kırılıyor. Kuşun bir kere masada rahat olması lazım. Kesinlikle. Aynen. Mesela biz nasıl evimizde rahat oturabiliyorsak, evet. Kuş da masada rahat olacak. Biraz evcil olacak. Yani ele alışık olacak. Şimdi normal mesela, normal bir ortamdayız. Bak el kol hareketi yapıyoruz. Hayvanlar şu an hiçbir şey yapmıyor. Yani elimizi kolumuzu oynatsak sohbet ediyoruz. Kuştan kuşa da fark ediyor aslında. O istisna. Çok istisna, nadir de olsa. İstisna oluyor. Bunlar yarışma ortamına girdiği için alışıklar. Hı. Mesela bu gök erkek. Bu dişi. Daha öbürlerini yarıştırmadım. Onlar zaten daha kahverengi bilezik. Geçen senenin yavruları. Aşağı yukarı 1-1,5 yaşında yavrular bunlar. Maşallah. Bu pandemiden dolayı yarıştıramadım. Mesela ben bu erkeği yarıştıracaktım. Pandemiden dolayı biliyorsun. Maalesef birçok etkinlik geri kaldı. Geri kaldı. İnşallah toparlayacağız bunları da. Bugünlerde geçecek diyoruz. Kahverengilerden bu yana biliyorsun 2 sene geçti. Evet. Hem yarışması yapılıyor. Hı hı. 11. ayda. Ve 4. ayda serbest kategori. Artık nasip olursa serbest kategoride yarıştıracağız. İnşallah olur. Evet. Yarıştırmayı düşünüyorum. Zaten ben buradayım diyor maşallah. Kuşumun her şekilde. Rengi, pulları gayet iyi olmasa da yarışmaya yakın bir. Şöyle yapalım Ali abi. Senden ricam çakmaklıyla bir anlatabilir misin? Elinde olması gereken kriterleri. Yakalayalım o erkekten. Evet. Bahsedelim. Şöyle bir detay alabilirsek. Aynen. Şimdi çakmaklı kuşunda göklerde olduğu gibi bizim çakmaklı kuşlar göklerden ayrım yaparsak zaten çakmaklı diyoruz. Üzerindeki pulları. Maviden en büyük ayırt edici özelliği üzerindeki pulları. En büyük ayrıcalığı çakmaklı olması. Hı. Üzerindeki pulları. Aynen pulları. Yoksa rengi aşağı yukarı kafa yapısı, göz rengi filan aşağı yukarı hepsi birbirinin aynısı. Olmazsa olmaz olmazlardan dediğim gibi pullarının rengi. Hı. Biz pul rengine çok önem veririz. Evet. Pulların daha net olması, birbirinden ayrışım olması. Hı. Kuşun fiziki yapısı, ayak yapısı. Mavilerde anlattığımız gibi. Tabii. Mavilerde evet. Anlattığımız gibi. Hı. Mavilerden tek ayrımcılığı pullarıdır. Üzerindeki pulların rengi çok önemli ve birbirinden böyle tane tane bağımsız olması daha makbul. Aslında genç kuşlarda bu daha güzel, daha net görünüyor da kuş yaşını aldıkça biraz pullarını da silmeye başlıyor. Hı. Renk özelliğini biraz kaybetmeye çalışıyor ama kuş kendini daha da geliştiriyor bu sefer. Şimdi hani şöyle renkler biraz kayboluyor ama taşıyıcılığı gitmez tabii. Aynen taşıyıcılığı gitmiyor. Kuş yaşlandıkça biraz üzerine koyuyor. Evet şimdi bu dişi de gördüğümüz gibi mesela. Tabii bu dişi de gördüğümüz gibi. Evet yani kafa aynen. Maşallah
Hani birçok erkeği bozar derler ya, kafa şekli şemali. Aynen, zaten erkeği bozar. Lakabı da vardır bunun. Öyle mi? Evet, lakabı da vardır. Bunun adı erkek bozandır. Öyle mi? Vallahi ben hani bilmiyordum. Tamamen tesadüfen söylemiş oldum ama öyleymiş. Bak. Aynen, erkek bozandır. Çok arkadaşım bu kuşu bilir. Evet. Çok kişinin de, çok arkadaşımın da hoşuna giden bir dişidir. Maşallah. Aynen, özellikle bazı arkadaşlarımız sorarlar. Altından yavru aldın mı, nasıl, yavrular anaya benziyor mu filan diye. Çok beğendiğim bir kuştur. Bunun bir kızı Gökhan Karaguz diye bir arkadaşım var. Okan Bulut kardeşler. Bir kızını onlara verdim. Kızı anasından daha güzel. Maşallah. Aynen, kızı anasından daha güzel. Ben geçen gün Gökhan Karaguz arkadaşım telefonda görüştük. Bana dedi ki Şabap çok çok gelişti. Yani ilk şaştım, yani gerçekten şaştım. Evet. Bana dedi ki abi dedi kuşlar yumurtladı dedi. Dişi yumurtayı mı istersin dedi, erkek yumurtayı mı istersin dedi. Allah Allah dedim. Siz dedim erkek dişi yumurtayı değil mi ayırabiliyorsunuz? Evet. Yani gerçekten şaşırdım yani. Hı. Tabii abi dedi, ayırabiliyoruz dedi. Allah Allah. Yani gerçekten, İlginç. Yani gerçekten şaşırdım. Arkamızdan çok iyi yetiştiriciler geliyor, şababçılar geliyor. Çok güzel. Demek ki bir şeyler bize katmışız. Yani öyle bir şey öğrenmişlerse, biliyorlarsa vallahi gerçekten ya dedim, büyük başarı. Kendisine Mavişim derim ben. Ya Mavişim dedim, sen dedim maşallah dedim, bayağı işi ilerletmişsin dedim. Ya sen dedim yumurtanın bile dişisini erkeğini bile ayırabiliyorsun. Şimdi, gerçekten çok sevindim. Yani eğer öyle bir şey varsa gerçek anlamda ben de tebrik ediyorum. Eğer öyle bir şey yapabiliyorlarsa. Gerçekten çok yani mükemmel bir şey. Mükemmel bir şey. Çok hoşuma gitti. Şimdi tavukta vardır mesela, derler ki hani sivri yumurta horoz, biraz daha yuvarlak olan yumurta tavuk. Ama bu kesinlikle doğru değil. Bunu buradan söylemiş olayım. Yani o umutla ben de baştan öyle düşündüm. Heh, yani onu bilen, tavuk için söylüyorum. Güvercin için belki o arkadaş çözmüştür işi. Hiçbir şey diyemeyeceğim. Yorum yapamayacağım. Belki de dediğim gibi çözmüştür, biliyordur ama tavukta asla öyle bir şey yok. Eğer öyle olmuş olsa tavuk üreticileri kesinlikle bir tane horoz çıkacak olan yumurtayı basmaz. Aynen külliyen öyle. Külliyen zarardır yani. Tabii, tabii. Külliyen bak, zarardır ama benim arkadaşlarımın ticari işletmeleri de var. Yani haftada yüz binlerce civciv çıkartıyorlar. Ve bunların erkeklerini erkek olduğu için satıyorlar. Aynen öyle. Ayrı satılıyor. Bunu söylemiş olayım. Yani böyle bir şey olmuş olsa, dediğim gibi 100 binden bahsediyorum. Yani 10 tane, 100 tane demiyorum. 100 bin tane de belki de haftada 20-30-50 bin tane seni erkek olduğu için ayrı satıyorlar. Civciv olarak ayrılabiliyorlar. Civciv de ayrılır ama yumurtada asla ayrılmaz. Bunu söylemiş olayım. Ben belgeselini seyrettim onun. Ya adam bandın önüne geçmiş. Hı-hı. Erkekleri böyle ayırıyor. Evet. Hiç böyle tereddüt etmeden. Tabii. Ve dediğiniz gibi asla şaşırmıyor. Aynen, evet, hiç şaşırmıyor. Tavuğu o gün, horozu o gün belli. Ama yumurtadan, tavuk için söylüyorum, kesinlikle. Öyle bir şey yok. Öyle olsa ticari işletmen için kesinlikle zaman kaybı. 21 gün boyunca elektrik harcıyorsunuz, yer harcıyorsunuz, mekan harcıyorsunuz. Buluşma makinesi öyle olsa tabii, adam tabii. 100 bin tane yumurta tavuk basar. Niye bassın ki 50 bin tane boşu boşuna zaman kaybı. Horoz civcivi bugün, rakam olarak söyleyeyim, 50 kuruş. Ama evet, tavuk civcivi 5 lira. Aynen öyle. Doğru. Yani onda biri parasına gidiyor. Neden zaman harcasın yani? Aynen, bu ticari bir işletme. Onu da söylemiş oldum. Ama bu arada gerçek anlamda ben o arkadaşı da tebrik ediyorum. Vallahi öyle bir şey varsa. Ben bile şaşkınlığımı gizleyemedim yani. Gerçekten bana telefonda öyle bir şey demesi. Peki denediniz mi? Vallahi ben hiç denemedim. Ha, onlar denemiş. Başarıya ulaşmışlar öyle mi? Aynen. Denemişler. Başarıya ulaşmışlar büyük ihtimalle. Kendisini bravo, de buradan Canı Gül'den tebrik ediyorum. Bravo, maşallah. Vallahi ilerisi için çok Şebap camiasına çok iyi çocuklar yetişiyor. Çok güzel. Gökhan gibi, Okan gibi. Evet. Şimdi var sayabileceğim arkamızdan gelen gençlerden. Birçok arkadaşımız var. Yani aynen, burada hepsinin eline emeğine sağlık diyorum. Tabii tabii, muhakkak. Şimdi tabii, bu o da bir emek. Kesinlikle. Bu iş şöyle söylüyorum, yani her iş için geçerli. Bu iş yaşla değil, tecrübeyle alakalı. Yani kesinlikle ya o daha dünkü çocuk, o ne anlar dememiz dememek lazım. Yani inanın böyle şey, biz karşılaşıyoruz. Daha önce programımda bilmiyorum söyledim mi ama
Daha önce karşılaştık, yılların emekçisi, kanaryacı bir abimiz var. Genç bir kardeşimiz, 22-23 yaşında. Araştırıyor. Dünyanın işte bir ülkenin birinde bir vatandaşın birisi karnabaharın kanaryaya çok yaradığını keşfetmiş. Ve 50 yıllık kanaryacıya söylemiş bunu. Adam da kabul etmiş, almış bunu, uygulamış. Çok da yaradı diyor yani hayvanlarıma. Evet. Yani Allah bunu boşuna yaratmamış. Aynen öyle. Yani bize nasıl yarıyorsa ona da yarıyor. Bir şekilde o hayvana da yaramış. Kanaryaya da yaradığını söylüyor. Yani kesinlikle ya o dünkü çocuk, 25 yaşındaki çocuk ne anlar bu işten? Yani 50 yaşında, 70 yaşındaki kanaryacıdan bahsediyorum. O bile fikre saygı gösterip kullanmış. Bunu almak lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani ya o anlamaz, o bilmez. O daha dün başladı bu işe değil de emeğe kesinlikle sonuna kadar saygı göstermek lazım. Aynen yani bu öyle. İş tecrübeyle alakalı. Tecrübe edinmiş, yapmış. Evet. Denemiş ve dediğiniz gibi mesela yumurtadan diyor ki adam dişi. Evet. Ve erkek bravo evet, yani. Vallahi bana öyle dedi. Hı-hı. Dişi yumurtayı mı ayırayım dedi. Sana erkek yumurtayı mı istersin dedi. Biz genelde şebapçılar, ben genel için konuşmayayım da ben kendi düşüncem, ben çok üretmekten yana değilim. Ben az ne kadar, beslemek. Az ne kadar öz. Öz olsun diyorum. Evet. Beş tane olacağına iki tane olsun diyorum. Evet. Kuşlarımın yumurtalarının bir tanesini şansıma hani ben o dişi çıkacak, bu erkek çıkacak diye bir ayrım yapamıyorum zaten. Ama yumurtanın birini ayırıyorum. Evet. Tek yumurtaya yatırıyorum. Çünkü benim bakıcım da yok. Bizim şebap kuşlarımız yavru konusunda biraz şöyle diyeyim, hani bakıcılar gibi üst performans sağlayamıyor. Biz isteriz ki şebap kuşumuz rengini bozmasın. Evet. Ne bileyim gagasını açmasın. Zaten bir de ne kadar çok çalışırsa kalite kriter tabii, sezonun sonunda düşüyor. Tabii zayıflamasın. Tabii yani. Şimdi ebeveynlik yapan bir kuş gerçekten performanstan düşüyor. Tabii mutlaka. Çünkü o yavruların çıkıp 45 gün 50 gün civarında yeme inecek kadar büyümesinde bayağı bir yıpranma oluyor. Mutlaka. Kuşlarda, şebap kuşlarında. O yüzden biz şebap kuşuna pek yavru baktırmak istemiyoruz. Çünkü neden? Bizim şebap kuşlarında masaya attığımız zaman kuşu bizim için cezbedici olması lazım. Evet. Ben buradayım demesi lazım. Tabii ben buradayım demesi lazım. Şimdi sen yavru bakan bir kuşu gelir masaya atarsan zaten hayvan halinden yavruya bakmaktan kendine bakamıyor. Tüylerini bozuyor, paçalarını kırıyor. Karadağ başkanım bir çift Alman yavru gönderdi bana. Ne güzel. Posta kuşu deriz. Onlar çok güzel yavrular bakarlar. Kesinlikle. Aynen. Nasip ederse işte ben de birkaç çift bakıcı alıp böyle yumurtaları boşa atmaktansa en azından birer tanesini de onların altına sürüp öyle yapmayı yine düşünüyorum. Yine birer tane baktıracaksınız ama bakıcı da olsa. Ben şu anda şebaplarıma birer tane baktırıyorum. Bakıcılara da mı birer baktıracaksınız peki? Öyle mi planınız? Planım öyle değil. Bakıcılar çift de bakabilir. Çift deneyeceğiz. Bakalım ne olacak? Tabii. Genelde şebapçılarımız, arkadaşlarımız çift büyütüyorlar. Bence tek yavru büyümesi daha sağlıklı. Tabii. Kesinlikle. Çok önemli. Tabii. Yani o çaplı, şekli, şemali çok yani daha farklı oluyor çünkü mutlaka. Çünkü bütün yükünü, bütün emeğini yavrusun, tek yavrusuna veriyor. Tabii. Peki Ali abi, yavaş yavaş toparlamak gerekirse, programımızın sonuna gelirken, şebap besleyenlere veya yeni şebap güvercini beslemek isteyenlere tavsiyeniz neler olur? Şimdi yeni şebap besleyen arkadaşlarıma derim ki, az kuşunuz olsun, öz olsun, kümesleriniz temiz olsun. Kümeslerinize sık sık kuş girişi çıkışı yapmayın dışarıdan. Evet. Hastalık konusundan. Çünkü dışarıdan gelen kuşlar taşıyıcı olabilir. Hani görünüm olarak belki sen onun hasta olduğunu düşünmezsin, göremezsin ama evet. Taşıyıcıdır. Kümesine bulaştırır. Eve dışarıdan bir kuş getirdiğin zaman kuşun ayrı bir kafesi olması lazım. Karantinamız şart. Biz buna karantina deriz. En az 15 gün, 20 gün kuşlardan uzak ayrı bir şekilde karantinada beklemesi lazım. Evet. Ali abi ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Valla
bildiklerimi, öğrendiklerimi anlatmaya çalıştım. Ağzına sağlık, teşekkür ederiz. Çiftçi TV olarak, ekibiniz olarak ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz abi. Geldiniz, beni onur ettiniz. Az da olsa bir şeyler göstermeye çalıştım, bir şeyler anlatmaya çalıştım. Eksik bir şeylerim varsa buradan federasyon başkanımıza, dernek başkanımıza, tüm Şebap camiasına bir kusurumuz varsa affola. Buradan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hepsine saygı sevgilerimi sunuyorum. Bizden de selam olsun tüm Şebap camiasına. Başım gözüm üstüne aleyküm selam, selamlarınızı ileteceğim. Kapım her zaman açık. Teşekkür ederiz abi. Buyurun, tekrar beklerim. Diyeceklerim bunlar. Teşekkür ederiz abi verdiğin bilgi için. Ağzına yüreğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyicimiz, Bursa Gürsu'da sevgili Ali Sakacı abimizin Şebap kümesini dinledik. Bir dahaki programımızda farklı canlılarla farklı kümeslerde görüşmek üzere. Hepinize Allah'a ısmarladık.